diyorsun. Vallahi gururla izledik seni Dilek'le. Gecenin o vakti bekledik bekledik. Bizi bir ara böyle şeye gitti. Seni oradayken izleyemedik, kusura bakma. Hiç önemli değil. Mutlu olduk, ayağına sağlık sevgili şampiyon. Nasılsınız hocam? Nasılsınız? Tebrik ederiz. Hocam tebrik ederiz sizleri de. Nasılsınız? Nereden hoş geldiniz? Merhaba. Ben büyük destekçilerim. Eş durumu. Ne zaman döndünüz? Siz daha erken döndünüz. Ha, beraber mi geldiniz? Beraber, beraber geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Biz de mutlu olduk tabii. Hani tüm madalya alan sporcularımızı tebrik ediyoruz. Ama tabii kendi kulübümüzün de bu önemli olimpiyatta madalyayla dönmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Size, emeğe geçen değerli hocalarımıza ve tabii ki başkanımızdan yöneticilerine, emekçilerine kulübümüzün teşekkür ederiz. Nice başarılar dileriz tabii. Hiçbir teşekkür ederiz. Başarı daim olsun. İnşallah. Kadınların çok başarılı olduğunu da görüyoruz bu arada spordaki oranından falan. Açıkçası beni o da çok ayrıca gururlandırıyor. Çok mutlu olduk. Daha iyilerini umarız tabii inşallah. Direkt Los Angeles'a hedef koydunuz bakıyorum. Hemen mesajlarımızda. dışarıda onu konuşuyorduk başkanım. Evet. 27 ve 28 yaşında sporcularımız ama kendilerini çok iyi hissediyorlar. Ama değil devam, yani gayet gayet genç. Ailelerin desteklerini de aldık. Doğru. Ailelerin desteklerini de aldık başkanım. O yüzden tamam. İnşallah Los Angeles'a devam edeceğiz. Eşler iyi bakacaklar. onlar da eşlerine iyi bakacaklar evet. Tabii karşılıklı evet. Ama elbette ki gönlümüz arzu eder. Ben açık söyleyeyim, dün bir halterciyi izledim tesadüfen. Yani adamın 12 yıllık ısrarıyla böyle neredeyse 40'a yakın yaşı, Kolombiyalı mıydı 30 küsür yaşında, 36-37 yaşında. En sonunda olimpiyat altıma. İlk katıldığı olimpiyatta sıfır çekiyor. Evet. Yani böyle 3 olimpiyat hatta 4. olimpiyat oluyor galiba. Tam şimdi kesitini hatırlamıyorum. Belgesel gibi. Yani ısrarıyla beraber o en sonunda altına ulaşıyor. Ve böyle gözyaşlarıyla muhteşem bir şey yani. Bir aslında emek. Aslında benim hikayem de öyle. 2016'da ben Rio için elemeye girdim. İstanbul'da yenildim. Tokyo'ya 56 gün kala kasım koptu. Yani orada tatami bir sakatlık yaşadım. Evet. Tekerlekli sandalyeyle hatta buraya geldim. Tabii. Şimdi bronz madalyayla geldim. Bir sonraki olimpiyata altın madalya. Bu kadar. Durum budur yani. Böyle böyle. Durum budur. Tamam. Yani benzer bir durum var orada. Ki yarışmalarını da izledim yani sıfır çektiği yarışmalarını böyle güzel belgesel tarzında vermiş YouTube'da önüme denk düştü. O bakımdan koyduğunuz iddia öyle uçuk bir iddia değil. Yani daha ileri konuşacağım niye Brisbane olmasın diyebiliriz yani. O sizin ortaya koyacağınız şeye bağlı. Tabii her sporun kendine has zorlukları ve şeyi var ama geçen yine bir belgeselde çok iyi tanıdığım bir futbolcu yani 31-32 yaşında bıraktığı dönemde bir demecini izliyorum. İşte artık işte çok zamanı geldi bırakmalıyım falan diye böyle 30 sene öncesinde. Şimdi Ronaldo 40 yaşında oynuyor yani. Hem de yani 40 yaşında herhangi bir yerde oynamıyor yani yine en üst seviyede milli takımda mücadele ediyor. O bakımdan 40 yaşında güreşçi 5. olimpiyat şampiyonu oldu. LeBron 39 yaşında en iyi atlet yani seçildi. LeBron, biz de kadın olarak bunu başarabiliriz yani. LeBron bir de kadınlar hiç yaşlanmaz dansa değil mi? Evet. Nadia evet. İstanbul'a da denk geliyor başkanım. Evet. 36 ya da. Abi, hayır LeBron'u gördüm ben şaşırdım. Ben bıraktı diye biliyordum. Adam hala Mersi oynuyor ve bıraktı evet. Diliyordum yani. Maçta denk düştü finalde. Hiç izleyememiştim ben basket maçlarını.
O bakımdan bence sporcu yaşı da yukarı doğru gidiyor yani. Yani Seneye beraber aynı takımda yer alacak zaten. Hı? Evet. LeBron seneye aynı takımda oğluyla beraber öyle oynayacak. Mi? Evet. Yani gerçekten gururlandık, keyiflendik. Umarım daha güzel başarılara. Son maç ama yani senin maçını naklen izleyemedik. O anda da seyahatteydik işte malum. Denk düşmedi böyle de. Onun için yanında olamadığım için de üzüldüm, onu söyleyeyim. Kusura bakma. İnşallah başka bir şampiyonluk mücadelende birlikte olacağız. Seninkini de evde böyle sen maç izler gibi eşimle ayarladık. Biz evde televizyon açmıyoruz. iPad'den izliyoruz. O da kızıyor bana bazen. Açtık böyle heyecanlı. Bir de heyecanlı bir maç oldu yani. Şey, kronometre gibi puanlar geldi geçti bana. Öyle çok mutlu yarı olduk. Finalde de Fransız rakibime ben evet, elendim. Evet, biliyorum. Yani oranın o da baskısı inanılmaz. Tabii. Atmosfer çok güzeldi çok, yani. Çok. Anlatılmazdı. Böyle 8-9 salona gittim. Her branşta tıklım tıklım. Ve yani inanılmaz bir ilgi ve dedim ki bizim İstanbul'da çocuklarımıza spor yapmayı, sporu izlemeyi ve olimpiyat ruhunun ne olduğunu hatta değerli bir sanatçımız da esprisini yaptık yani şu 5 halkanın ne anlama geldiğini bizim anlatmamız lazım. Hemen o da yaratıcı bir fikir koydu ortaya, dedi ki ya dedi eskiden çubuğa halkalar atıyorduk ya dedi. Evet basarız dedi olimpiyatın halkalarını renkli renkli. Bir de çubuk koyarız yanına dedi çocuklara. Hem oynatırız hem öğretiriz olimpiyatları diye böyle. Sunay Bey'le esprisini yapmıştık. Dolayısıyla yani o tribünlerin coşkusu da aslında bir spor eğitiminin sonuç. İnanılmaz ve her sporun o disipline de şey uygun hareket ediyorlar. Nerede susulacak? Nerede alkışlanacak, isterse başka bir milliyetten olsun fark etmiyor. Muhteşem bir izleyici şeyi vardı yani disiplini vardı. O bakımdan tebrik ediyorum gerçekten hem Fransızları hem katılımcı diğer olimpiyat severleri. Umarım biz de İstanbul'da yapmak istiyoruz yani. Yani o 2036'da muhtemelen hocamız olursunuz, başka bir şeyimiz olursunuz ama... yine sporun içinde kalmanız gerekir. İnşallah öyle coşkulu, tribünleri dolu dolu, layıkıyla bir ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Provasını da sizin de inşallah güçlü bir şekilde yarışacağınız Avrupa oyunlarında birlikte yaparız. Vallahi çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. İki hanımefendi sağımızda, solumuzda. Uğurumuz artsın. Ne diyelim? Sizin var mı demek istediğiniz? Biz teşekkür ederiz başkanım desteklerinizden dolayı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına benim kazanmış olduğum ikinci madalya. Evet biliyorum. İlkini ranking turnuvasında altın madalya kazanmıştım. Bu madalyam da olimpiyat madalyası altın değerinde benim çok, için. Çok. Umarım bundan sonra Avrupa Dünya Şampiyonları'nda tekrarını yaşatmak nasip olur. Artık bu kulüpte bir aile olmayı benimsemek istiyorum, benimsedim. Tabii ki, tabii ki. Hocalarım Efraim Hocam, milli takımda aynı zamanda teknik direktörümüz. Eşim en büyük destekçim. Kulüp yöneticilerimiz bana inandılar, başkanımız transfer sürecimde. Her şey gayet güzel gitti. Ben de sizleri utandırmadığım için mutluyum. Estağfurullah. Teşekkür ederim desteğiniz için, sağ olun. Olimpiyata katılmak bile büyük bir başarıdır bence. Evet. Çünkü bu çok tarihi bir olay. Ama madalya kazanmak elbette çok farklıdır evet. Ve rengi de önemli değildir yani. Evet. O bağlamda büyük başarı elde ettiniz. Öncelikle ben dediğim gibi zaten sakatlık yaşadım ve bu süreçte başkanım Fatih Kedeş benimle birlikte egzersiz yaptı. Yani hani ne güzel. Bu bir başkanın ona yaramamış ama. Gerçekten ya yanımda sürekli beni motive etti. Erdem abi bana abilik yaptı. Ya antrenörüm Ali Özen bana çok destek oldu bu süreçte. Ve ben şöyle söyleyeyim, İstanbul Büyükşehir'in ben sporcusu değil, gerçekten evladı oldum. Ben sürekli tesiste kalan bir sporcuyum orada, Cebeci Spor Kompleksi'nde. Ya aşçısından tutun orada temizlik yapan ablaya kadar. Ya orada o kadar güzel bir bağ oldu ki yani o duygusal onların gözünde o benim kazanmamı gördüğümde yani kazandığımda geldiğimde onların tepkisi o kadar inanılmazdı ki. Yani evet dedim hani başardım, birlikte başardık gerçekten. Bu süreçte bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
Fatih Başkan'ımla birlikte yani inşallah daha güzel başarılar kazandıracağımıza biz inanıyoruz yani yürekten. Çünkü biz bunları başarabilecek potansiyelde sporcularız. Umuyorum her şey çok güzel olacak. İnşallah. İnşallah. Hocalarımız sizlere de teşekkür ederiz emeklerinize, katkılarınıza. İnşallah nice madalyalı sporcunuz olsun. İnşallah başkanım. Eyvallah. Bizim de başkanım 4 sporcu da katıldık. Tekvando, evet. Branş olarak Avrupa Dünya Şampiyonu olarak buraya katıldık. Maalesef yani bir madalya aldık diyelim. Aslında çok sevindirici bir olay ama diğer sporcularımız tabii da dünya şampiyonu olarak gittik. İnşallah yani biz de hatalarımızı değerlendirip bir sonraki dönemde bunlarla ilgili önlemlerimizi alacağız. İnşallah. İnşallah daha fazla madalyayla yanınıza geleceğiz bir sonraki dönemde. Başkanım. Dileğimiz o. Bizler de 5 sporcu katıldık. Kadın güreşi olarak. Benim bu 3. olimpiyatım. Antrenör olarak. Tabii bu senin olimpiyat 3.'ydü. Bizim için altın değerinde. Ama Yunan isterdi ki altın alalım. Ülke olarak tabii biraz üzgünüz. Altın madalyamız olmadı. Ama bizim çok elit sporcularımız var. 7 Avrupa, 2 Dünya Şampiyonu Yasemin Adar gibi. O da olimpiyat madalya. Şu anda kadın güreşinde 2. olimpiyatla vardı. Onun gururunu yaşıyoruz. İnşallah. Türk güreşi olarak kadın güreşi ve bütün sporları daha başarılı olmak için çalışacağız. İnşallah. Başkan, biz de hem kulübümüze verdiğiniz desteklerden dolayı hem de Paris'e gelip orada bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı size sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bugün 2 madalyayla yanınızdayız. Ama paralimpik oyunlar da devam ediyor. Umuyorum orada da çok değerli sporcularımız olacak. Onlardan da madalya beklentimiz yüksek. Umuyorum oradan da yine güzel haberlerle yanınızda olacağız. Tüm dileğimiz ve çalışmamız bu yöndedir. Teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Ben Fatih Bey'e hep söylüyorum yani özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü geçmişten bugüne de amatör branşlara hep destek verdi. Birkaç farklı branşlarda daha üstlükleri, hedefler pozisyonda oldu dönem dönem ama biz kesinlikle özellikle olimpik branşlar ama özellikle de amatör sporlar ve bireysel sporlar konusunda olabildiğince daha yüksek seviyede hem bütçesiyle hem tesisleriyle hem sporcularıyla beraber yaşadığı ve yakaladığı aile ve güçlü profesyonel ortamıyla ülkemizin lokomotifi olmak zorunda. Bu vizyonla da yola devam edeceğiz. Bu konuda da sizin özellikle bu olimpiyatlarda başarınızın onlara da moral olacağını hem bu işin içinde emek veren yöneticilerimizden, hocalarımıza, herkese moral olacağını, hani bunun ne kadar keyifli bir şey olduğunu hissederek daha da büyüteceklerini eminim. Sizi tebrik ediyorum. Başkanımızı, sporcularımızı, hocalarımızı, bütün yöneticilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah nice madalyalara, paralimpik oyunlarındaki bütün ülke sporcularımıza, İBB sporcularımıza da başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim başkanım. Tamam, tamam hocam. Tamam hocam.